Evet arkadaşlar. Halit burada ne yapıyorsun? Halit? Salla bak alt odaya kaçtı. Halit ne yapıyorsun oğlum? Niye kaçıyorsun girdiğim odadan? Hayır, ben Salim. Ha Şey, Salim ses sen geldi de misin? kulaklık. Abim şu an tuvalette gelir şimdi. Bu mu yani? Kaçmak mı çözüm peki? Ne? Ben kaçmadım ki. Sen Kaçmak beni mı? aşağı odaya çektin. Ben çekmedim ki. Kaçmak bir çözüm değil ama haberin olsun. Tamamdır Salim abi. Hadi Kolay görüşürüz. gelsin. Sağ ol. Görüşürüz. Batuhan. Oğlum sen salak mısın? Ne yapıyorsun ya? Oğlum ağzım doluydu. Korktum ya. Ağzım yandı bir yandan. Kahve içiyordum. Etrafında bir tane akıllı adam kalmadı ya. Çok canım sıkkın yani anladın mı? Ağzım yandı diyorum. Kahve içiyordum. Kardeşim bir sakin giriş yap sen de ya. Lan ne dedim? Batuhan dedim lan. Ne dedim yani? Heh, ne oldu? Tamam konuş. Tamam konuş konuş. Önce sen. Tabii Kamil yayını izlemediği için anlayamadı. Yo açık yayında yine anlamadım ki. Gözlüğü takmış kanka yani açık yayında. Anlarsın o zaman, anlarsın. Tabii anlamazsın amına koyayım. Bu saatten sonra bizi mi anlayacaksın sen? Hey yavrum hey. Şunu bana yapma demedim mesela. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Amca content yapıyoruz. Kardeşim bak Beni küfür ve... etme. Küfür etme. Amcaya dedim lan. He amcaya dediysen tamam. Aile var burada. Akıllı konuşacaksan konuş. Cümlelerini akıllı başında kullanacaksan konuş. Tamam mı canım? Adama content yaratıyoruz diyorum Ya ki sen kardeşim kimsin şuna bana saat content yaratıyorsun ya? Ben dedim onu yayında. Böyle bir ses var dedim. O neredeydi? Hangisi dedim. bedeli. Şunu bir saat bede eklesen çok tatlı olur. Bak böyle böyle kullanabilirsin falan Hayır filan. ben Dedim dedim ki. böyle o diye bağırdıkları bir ses var dedim. Nap sokunca dedim. O hangisiydi dedim. Sen bana videoyu attın. Bu ya. Batu çok şımarık ya. Ben de katılıyorum sana ya. Ben mazlum oynamaktan bıktım Çağrı artık bayağı ya. küçük galiba anlamamış. Demiş Rox. Evet, bas yine o Rox'cum tuşa. bir dakika. Bas Rox o tuşa bas. salak lafımı söyleyeyim ondan sonra söyleyeceğim. Burada hem bana koymuş hem sana koymuş. Geri zekalı. Birimizin artıya geçmesi lazım. Rox'cum şöyle söyleyeyim. Evet bayağı küçük çünkü daha henüz sen ağzına... Pornocu değiliz efendim. Reklamcıyız. Bunun Evet. üstüne basıyorum ki yanlış anlaşılmalar oluyor Onun efendim. üstü. Bu ara geleyim ama çok izleyemeyip komedinin üstüne bırakayım de. Ben bu komşunun kim olduğunu biliyorum Çağrı. Karşı komşu 100 lira bıraktı. Bu ara geliyorum ama çok izleyemiyorum. Komedinin üstüne bırakıyorum demiş. Komşu ya ev var mı komşu var demişler anladın mı? Komşu karşı komşu buradan çok sevgilerimi teşekkürlerimi iletiyorum. Karşı komşunun ben kim olduğunu biliyorum. Ömer abi. San Marco. Akıyor akıyor maşallah. San Marco 100 lira göndermiş arkadaşlar. Karşı komşu nickname ile yapıyor bu işleri. Çok teşekkür ederim Ömer abi. İki sene bereket. Sana dava açacağım. Niye? Neden? Ne oldu? Dava Neden yedin değil mi neden? en sonunda? Davalandık lan yine. Sıçtık şu anda. Rır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 
bir hater mıymış? Ama yok, Barlosa'ymışsın yazmış sonra da. Ben tıklıyorum, ne yapayım? Neyse, şimdi bir tane YouTube'dan bir şey izleyecektim ben. Dün sen bana bir tane video atmıştın. Ona bir bakalım. Hazır. Ben mi? Sen bana bir tane video atmamış mıydın şunu izle diye? Vallahi kanka hiç hatırlamıyorum ki. Galiba atmadım. Ha, attım attım. Bir dakika, bu sesten önce bir şey atmıştın sen bana. Sedat ismiyle Aklos... Ha, yok, atmamışsın lan. Kanka, en son attığımı aç işte ya. Peki bir şey söyleyeceğim. Bizim bu mesaj geçmişimizi görsen birisi. Hani buna nasıl an... Dur ben şunları yok edeyim, mesela... sen gösterirsin.
Çağrı şu mikrofonun üst kısmını hafif indirsen sevinirim. Nasıl ya? Ha, görünmesin mi istiyorsun? Kafasını indir diyor kafasını. Kafasını indirmekten ben anlamam ki. Onu Halit anlar ondan. Allah'ım ne yaptım ben? Bir saniye. Sinan Kartal'la Ömer abi çok iyi anlaştıysa çok iyi. Benim kanalımın geleceği söz konusu burada, anladın mı? Arkadaş olursa olmaları çok iyi olur yani. Ömer usta bu ay bende sıkıntı var. Bu ay sende kanal, anladın mı? Öbürküsün. Öbür de şey der. Tamam kanka bu ay bende. Bir dahaki ay dönelim, anladın mı? Şimdi bizim konuşma geçmişimizi birisi görse. Sedat ismiyle akrostiş şiir diye bir şeyle karşılaşıyor. Başka yani ünlü insanlarla geçtiğimiz dalgalar falan. Bu ne ya? Sen bana bir şey atmışsın. Ne o? Veledika diye bir şey atmışsın. Enes Batur'un partiyası. Bunu ben sana bunu inceledi dedim ya. Oğlum buradaki videolar neler var burada ya. Komşu Rage. Komşu deyince aklıma bu olay geliyor. Ay. Ay o malum olay mı? Haa bu. Bir dakika. Bunu bilmeyen vardır aranızda. Saçların beyazladı. Evet saçların beyazladı ama beyazlamadı. Yaklaşık yani 5-6 senedir beyaz var yani saçlarımda. Namus Teşen hoş geldin. İşten ayrıldım. İlk defa abonelik isteyebilirim demiş. 5 aydır, 3 aydır aboneliğini yenilemiyorsun Eyşan. Ha sıçtığın video bu mu? Oğlum bu videoda altıma sıçtım hakikaten ya. Nasıl sikeyim ya. Bu videoda çok... Neden kısa yayın? Yani birazcık hala harfsizlik var üstümde. Biraz da erken kalktım. Çok enerjik değilim. Chill takılırım kafasında. Bu açtım. Arada bu... Evet. Bu klip senin kanaldan ki ise bunu izleme. Benimkini izle. Bende daha net Discord'dan geldi. Ha Discord'dan geleni at. Dur bekle. Buna da bir bakalım. Selam. Hoş geldiniz arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Ne oluyor lan? Atıyorum. Attım chat'e kanka. Chat'ten alırsın. Onu sikeyim. Bir dakika chat'teki daha iyi. Hoş geldiniz arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Ne oluyor lan? O ses ne lan? Ananı sıçırım abi hiç. Çağrı. Efendim? Çağrı evde mi? Şirkette mi? Bir dakika. Şirketteyim. Ananı sikeyim. Ne oluyor lan? Çağrı. Çağrı evde mi? Şirkette mi? Bir dakika. Ananı sikeyim. Ya böyle bir komşu reyci var mı ya? Oğlum ben şok oldum lan. Işık yani... kapattım oruk. Korkudan değil oğlum. Bir de şöyle bir şey var. Anlayamadım oğlum. Kavga mı var? Bana mı sesleniyorlar? Yani ya... üst kattaki komşu kapıya dayandı zannettim. Oğlum üst katımda kadın öğretmen var. Yalnız yaşıyor. Bekar bir kadın vardı. Öğretmen vardı üst katımda. Ondan çıktıysa bu ses zaten olayın rengi çok başka olur o zaman. Komşularını iyi tanıyorsun Çağrı her gün. Bu. Niye o kadar net geliyor ses? Mikrofonun kaliteli olabilir mi? Bak bu şöyle bir şey. Ofisteydim o zaman. Ofiste bağı kopardım evet Ömer abi. Askere gitmeden önce buraya eve taşıdım bilgisayarımı. Askerden sonra da tek ofise taşınmadım geri. Komşu kaliteli sesi ondan iyi. Bak şöyle bir şey. Ha kurgu amına koyayım evet. Gecenin saat 4.30'da öyle bir kurgu yaptık. Bak ofisteki odamda çok böyle sigara duman altı olduğu zaman camı açıyordum. O camı açtığım zaman iki bina arasında benim tam odanın şeyi camı. O ses böyle tık 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 yankı yapıyor böyle. İnanılmaz bir yankı yapıyormuş.
Ya eskiden millet abonelik dilenince atıyorlardı 6. Mayıs'a ayımızı istedik, kimse atmadı. Puh. 6 aya böyle mi geldin oğlum sen? Yo, normalde hep kendi yeniliyordu. Bu ay yenileyememiş. Atarlar birazdan Eyşan. Bir de ne diyecektim? Oğlum şöyle bir şey var. Orada camı açtım ya. Bendeki ses direkt dışarı gitmiş. Bu bağıran adamı ben sonra tespit ettim. Bu bağıran adam benim yan binamdaki adam. Yani bu, anladın mı? Benim binamdaki adam değil yani. Yan binadaki adama nasıl gittiyse artık ses. Oradaki çıkıp camdan bağırmış yani. Bana gelen sesi o. Sonra dedim. Demek ki cam açık ya dedim. Ondan dedim yani. Gitsene gene yan binaya. Ömer abi sen niye hesap değiştiriyorsun ikide bir? Bu hesap... Hesap değiştirmedi. Aynı hesap bug'a giriyor kanka arada. Geçen bana da oldu ya. Moderatörlüğü yok gözüküyor bende şu an. Bende de öyle gözüktü. Bir daha yazsın, gözükür normal. Ha tamam. Güzel re yapmışsın. Siz yeni şeyi biliyor musunuz siz? Yeni kanunu biliyor musunuz peki, sesle alakalı kanunu? Bayağı böyle boy hapis cezası falan var yani, anladın mı? Yok artık lan. Salladın oğlum. Oğlum nasıl ya? Direkt şifreyi alacağım. Para cezasıdır oğlum, hapis mapis. Hapis bile var moruk, hapis cezası bile var. 23.00'dan sonra. Ha işte ben şimdi yeni bir yere taşınırken buna çok dikkat etmem lazım, anladın mı? Kanka azıcık para ver. Straforla mıtraforla bir şeyle kaplatırsın da işte ya. En kötü kapıyı camı falan bir yerleri kapatırsın, bir şey yaparsın. Bizim burada gece sesi yüksek diye adam bıçaklandı. Oğlum siz şeyi hatırlıyor musunuz? Bana polis çağırdılar oğlum. Hatırlıyor musunuz? Bizim binaya üst komşuya sarhoş geldi. Ama onu hatırlayan burada yoktur. Çünkü 25 izleniyordum. 20-25 arası izleniyordum yani. Oradaki 25 kişiden biri şu an burada yoktur diye düşünüyorum. Tifo oynuyordum. Ben kolu bıraktım. Kapıya çıktım. Yayın 15 dakika. Kimse yok yayında. Herkes heyecanlanmış. Beni arıyorlar. Adamla şeyde kapıştım. Klibi yok. Klibi yok. Sarhoş adamın üstüne atladım merdivenlerde. Dedim cebinde bir şey vardır diye korkumdan atladım. Hikayesi var bende bizzat. Alex hatırlar. Alex vardı. Kapıştım dedim, üstüne atladım yani. Hani cebinden şimdi silah çıkartır, bıçak çıkartır dedim. Ne çıkacağı belli olmaz, gece sarhoş. Üstüne atladım. Kollarından tuttum şöyle cebine atamasın diye. Nasıl vuruyorum ama. Sonra aldım yere çarptım falan böyle. Oğlum valla bu öyle bir olay yaşandı bu arada. Hiçbir şey çıkmadı abi. Ben nerede kıllandım biliyor musun? Üst kattan adama şey bardak atmaya başladılar. Üst altta bağırıyordu adam. Ben de yayındayım, duymuyorum. HyperX kulaklık var, kapatıyor böyle. Tamam cool story. Tamam inananlara sesleniyorum arkadaşlar. Üst kattan bardak falan attılar adama. Sonra adam yukarı çıktı. Orada ses gürültü falan derken ne oluyor lan dedim, bir açtım hemen koştum kaptan hemen yakaladım. Para bizim planda arkadaşlar. Bu parayla saadet olmaz. Malta'ya gel, Beyaz Usta'da yayın yapalım, ses sıkıntısı yok ama başka sesler çıkartmaya başlayabilirsin. Yeteri kadar açık olduğunu düşünüyorum. Big Bangs ikinci yayını kutlamış. İkinci ayımız hayırlı uğurlu olsun demiş Big Bangs'cim. Big Bangs. Ben niye konuşamıyorum ya? Türkçe değil kanka kelime. Yo nasıl konuyu? Bu kadar İngilizcemiz var. Big Bangs. Big Bangs. Kartal Bey neler yazıyor? Komşu sana polisi arayacağım diyor. Mesaj atmıştı, onu hatırlıyor mu? Olay benim başımın üstüne geçti kanka. Hatırlıyorum yani. Anladın mı? Hani hikaye benim hikayem, anladın mı? Nasıl hatırlamam? Big Bangs'im ikinci ayın kutlu olsun, çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun nice 3-5 aylara yani, anladın mı? Olayı DC'de galeri fotoya atıyorum. Nasıl ya? At bakayım. Ne atacak merak ettim yani şu an. Yine
Yine galeri fotoğrafta inanılmaz ilginç tasarımlar. Bakayım dur. Ev hayatı bana anlatmayın abi. Ev hayatının bitmemesi sebebi Fırat Albayram'dır. Ben değilim yani. İlk 25 abone Bakırköy'de şu an. Yatıyor anladın mı? Aha buldum. Bakın son bir kez anlatıyorum. İllallah etmiş. Çağrı abi oyun oynuyordu. Birden sesler gelmeye başladı. Çağrı abi dayanamayıp sinirle kalktı. Kapıyı açıp koridora çıkınca bir tane sarhoş herifle göz göze geldi. Başta Çağrı abi uyardı ama adamı dinlemeyip silahına yöneldi. Hızlı bir hareketle Çağrı abi silah... Hızlı bir hareketle Çağrı abi silah kendini eline aldı. Bu sırada komşular baya kızgın ama nasıl tezahürat ediyorlar. Adam cüsseli tabii. Çağrı abinin boynuna doğru yönelirken çevik bir hareketle Çağrı abi counter atak yaparak yere serdi adamı. Çağrı abi bir yandan sigara içerken bir yandan tek kollu adamı 9. kattan merdivenlerden aşağıya binanın dışına kadar sürükledi. Aynen olay bu. Hatırlayanlar vardır. Sağdaki videoya bir yıldır login olmadın. Hep öyle duruyor. Petisto sen nerelisin ya? Veya tu tek başına oynasana. Yok lan olur mu tek başına? Bir kere oyun Fırat abi ben buna koyayım. Oyun Fırat abinin oyunu. Bende yok ki oyun. Abi çağır ev bakalım. Ev mi bakalım? Bir sahibinde ne? He. Acil acil. Konut. Günlük kiralık. Eşyalı. Eğitli. Kiralık. Tamam mı? Köşe ve konak bakıyorum yanlış anlamazsanız. Daha ucuz oluyor. Şimdi bir dakika. Residence. Daire diye geçer herhalde değil mi? Site içerisinde de. Residence. Hiç sevmiyorum residence ortamlarını. Her gün yayın açarsın abi öderler. Düşsene. O gün yayında çıkartamıyormuşum günlük kirayı. Arkadaşlar yarın yine evdeyim. Görüşürüz. Yarının yayın yok. Daireye giriyorum abi. Şimdi. Bu Kartal'da dediği neredeydi Kartal? E5'in kenarında ya. 1 artı 1 iyidir. Yeterli bana. Bina yaşı çok önemli falan diyormuşum. Yok. 1 artı 1 diyor. 1 artı 0 da bakabilirsin. Onu da tikle bence. Kartal'ı sıkıntı et. Başka yöne git. Abi. Bu bir gönderme mi yani? Nasıl yani? Anlayamadım. Oğlum 1 artı 0'da tuvalet oluyor. Ya 1 artı 0 ne? Oğlum 1 artı 0 lan. 1 artı 0 artı 0 artı 0 yani anladın mı? Ne diyorum? 2 0 kanka. 0 0. Hayır abone gün ben oradayım diye dedim. Bulacaksın şimdi benim bina. Ulan orada bir de Ömer abi buluyormuşum. Abi akşam ne yemek var falan diye anladın mı? Abi yengeye de çok selam söyle. Bir börek koktu sizin evden bir börek kokusu geliyor. En son oyun geçecektik ne oldu? Ne oyunu lan manyak mısın? Abi şu bizim donet vardı bana. Kapıyı. Ömer abinin bina girişinde bekliyormuş anladın mı? Abi bu gece birisi şey yazdı. Gelemezsin. Bir hiç bakma. Escort dolu oralar yazmış da. Çağrı'nın işine gelir oğlum. Harbi mi lan? Salak baştan söylesenize amına koyayım. Yok ben 1 artı 0 seviyorum zaten. O ne öyle. Evin içinde duvarlar muvarlar ne alaka yani amına koyayım. East Marina, ön cephe daire, 37 metrekare 1500 lira. Burada bizi sikerler, o yüzden buraya geç. Marina, deniz cephe, geniş teras, 1 artı 0, 2750. Burada bizim ekibi komple sikerler yani. Batuhan da gelir orada, onu da sikerler. İşte ben fiyatı de çok tabii, fiyatı. Yani anladın mı? Ya. Alip de geliyor, ona da girerler. Anladın mı ya burada? Ayıp denen bir şey var yani. Kanka ne yapayım ya? O fiyat verilir mi oğlum 1 artı 0 2 750? Kanka şu fiyata tıkla da bir bakalım düşük fiyattan ya.
Ha, bekara kiralık, soğanlık, metroya 500 metre pansiyon. Alamam. Soğanlık ne? Soğanlık ne ya? Şuraya bilgisayarım, yayın setup'ımı şuraya yaparım. Tamam mı? Güzel. Apartın ismi abi. Şurada bir televizyon. İçerisi ama çok böyle şey, anladın mı? Renkler, anladın mı? Renkler böyle sürekli hadi sevişelim, hadi bu gece seks yok mu? Değil mi? Kanka, o renkler değil mi? 8 diyor, 8. Yo, renkler tam o renkler yani. Bu gece niye sevişmiyorsun ki? Sürekli soru soruyor duvarlar, anladın mı? Yani yani kusura bakmayın, ben öyle demiyorum hani. Ev onu soruyor yani, anladın mı? Bu ne ya? Neden 3 yatak var peki? Temiz emlaktan kartal yukarı. İşte. Her yerde kartal görmeye başladım, yemin ediyorum. Kartal reis. Kişi başı 500 veriyorsun, 3 kişi kalıyor adına. Metal Storm, San Marco, Kartal, Eczacı Serkan ve Mücahit'e teşekkür edebilirsin. Onlardan birinden gelmiştir diye düşünüyorum. Kartal benim istediğim cevapları veriyor da neyse şimdi. Kanka şurada bir depo yazıyor bak. Aa, bir dakika bir dakika, buldum. Bayan ev arkadaşı arıyorum. Türkçe bilmiyorum. İngilizce sadece. Sıçtık ya. Yabancıyım, bayanım ve bayan ev arkadaşları arıyorum. Türkçe konuşamıyorum, İngilizce konuşuyorum. Ev sahibimle konuşabilirsiniz Türkçe. Nasıl yani? Türkçe konuşmak istediğim zaman ev sahibiyle mi konuşacağım? Cümleyi oraya yazdıysa bayağı Türkçe biliyorsun. Hello, I'm looking for a girl roommate for a foreign person. Mete yakaladı, olayı yakaladı. Bir dakika Mete. Yani. O zaman nasıl yazmış? Mete, büyük oyunu gördün ve bozdun şu anda Mete. Hello, merhaba. I'm looking for a girl roommate for a foreign person to share with me in my apartment. Demiş ki, geceleri yalnız yaşıyorum, yalnız yatıyorum ve bu yalnızlık artık beni korkutmaya başladı demiş bu apartmanda. Okay, the Asian side, Kartal. Aa, Kartal, Kartal demiş, beraber değil. Kartal'ın ne? Kartal. Olursa iyi olur demiş. I can accept a week or monthly rental basis is near to hospitals, markets, mails, bus, minibus, metro, train, bus pardon. Burada da demiş ki arabada 5, evde 15 hoşuna da giderse. Buraya geç. Oğlum biz yanlış yere girdik ya. Niye Kartal'a bakıyorum ki ben? Bir dakika bir dakika, geri gel. Unut. Hadi bir 100 abone alalım da satılık bakayım. Şaka yapıyorum tabii ki. Bir tane müstakil ev varmış lan, onu merak ettim. Kiralık. Çağrı. İsmail'de geniş 1.0 dairemiz. Efendim? Kanka çok önemli. Ne Muhammed oldu? Saçları sarı yapmış seni, bir baksana caps katmanı. Yapma ya. Evet evet. Ya bu ne oğlum, hakikaten böyle mi olacak? Son 73 abone arkadaşlar, ayın sonuna kadar. Ya Muhammed, bu sarayı mı kullandın amına koyayım, kullana kullana. Sen sarı san. Bu balgam sarısı amına koyayım, böyle bir sarı mı var? Oğlum biraz daha alımlı bir sarı yok muydu? Kanka bu sarı, ben böyle bir sarı demedim yani. Yani ben Türkçe bilmiyoruz birazcık. Bilmiyoruz demen lazım oraya. Ama bilmiyorum demek zaten. Almanca mı öğrettim 5'te sonra? Hacı bu sarı olmaz Muhammed. Kafayı mı yedin ya? Bu sarı 550 abone falan demişim. Butonu yok elimde. 500'e buton yok yani. Var buton yok. Bak attı fotoğraf bak. Bu olabilir bu arada ya.
Mendebur Lemur muydu? Neydi? Onun gibi olmuyor mu sonra? O mavi kanka. O bir ara başka renkti de aynı zamanda. Öyle mi? 1 artı 0 olduğu için bak bütün fotoğraflar, anladın mı? Oo ne kadar güzel. Bir de buna bakalım. Oo. Oo eve bak, güzelliğe bak. Ananı sikeyim lan. Ne güzel, büyük de geniş de. Oo. Abim içeriği zenginleştirmiş, anladın mı? Günümüzün YouTuber'ları. Vlog çektim. İkinci hafta videosu. Arkadaşlar hani yeni video geldi. Galiba, sağlam bak bir dakika bak. Bir saniye. Yeni video geldi arkadaşlar. Tıklayın. Arkadaşlar bu haftaki videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar bu haftaki videomuz da bu şekilde. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Yatağımdan ne çıktı? Kontenti. Yatağımdan ne çıktı 2? Tekrar. 1800 lira kanka. Sayfa sayfada fotoğraf var. Yine bu fotoğraf. Burayı... Evi sevdirdi bana şu anda. O kadar çok aynı fotoğrafı gördüm ki evi sevdim şu anda. Evet, burada olmalıyım. Şuraya oturmalıyım dedim yani. Bu nasıl? Aklım gitti lan tersten. Bu güzel bu arada lan. Ev bayağı iyiymiş. Bir tık pahalı ama yani. Oğlum 1800 lira bu ev verilir mi ya? Oğlum bu nasıl müstakil ev amına koyayım? Apartmanda. Batu, Streamlabs'ini aç. Sana oradan Ömer abiden bir emanet gelecek. Senin üzerinden gönderttirdim. Bir aç. Oradan geleni bana gönder hadi. Ne diyorsun ya? Dur bir dakika. Bu nasıl müstakilemiş lan, onu anlayamadım. Aa kapattım yanlışlıkla. Abi 1800 liraya Malatya'da saray kiralarsın. Değişik bir kıyas yani. Malatya kıyası. Ne? Ne? Ha siktir. 500 lira mı? Ömer abi. Rakamı söylemen lazım ki insanlar burada bak merak etti şu anda. Ömer abi 250 lira atmış kanka bana. Ne? Yarısı yani. Beynor şu. Bir de bir İyi mesaj geceler. Atmış. O mesajı okumayacağım. Ama buradan Ömer abiye cevap vereyim abi. Sana bir fotoğraf atarım. O şeyde. Ya hatta video atarım. Çok yanlış konuştun ama şu an sen. Yok yok öyle değil. Öyle değil. Çok masumdu aslında. 250 liraya mı yani? Yok yok bayağı masumdu kanka ama niye öyle oldu anlaşılmıyor. Ömer abi sen neymişsin be? Yok yok. Yok yok öyle bir şey değil. Öyle bir şey değil. Ya böyle bir şey ben görmedim ya. Yok vallahi öyle bir şey. Yapma kocaman adam oldun ya. 60-100 İzmir'de 250 liraya ya. Hayır hayır. Öyle bir şey değil, öyle bir şey değil. O kadar çok kötü anlaşıldı şimdi düşününce. Nüt 250 TL mi? Batuhan'ın bir ortasını bilmiyorum abi. Ama 250 değildir. Normalde 50 liraya falan alırdı onu Ömer abi ama 250 göndermiş. Ömer abi kesene bereket abi. Çok sağ ol. Ömer abi 100 aboneye çıkarsa ben 250'ye çıkarım mı? Kendini yaktın, beni niye yakıyorsun? Ömer abi çok kötü 100 yani aboneye çıkarsa... Çok içten konuştum aslında ama... Ben 250'ye çıkarım. Abi adam 58 abonede ya. Ayıp olur. Selenium... Twins 1 artı 1 ara kat kiralık daire Maçka Armani Zorlu 5500 TL hoşça kal. Bu ilanın daha sonuna geldik. Zorlu Center yanı Bellaöz Rezidans kira 4 tapir manzara daire. Aa bu işte benimki. Onu sükeyim 22.000'miş bu. Onu onun bir altına bak. Akıllı ol sen de Ömer abiye gönder parasını. Ömer abi. Gönderemem ama.
Hadi sen ne gönderdin de sana 20k'ya para attı Ömer abi. Ben saf sevgimi ve samimiyetimi gönderdim Ömer abi. Kardeşlik gönderdim. Birazcık da başka muhabbet, sohbet gönderdim. Temiz duygularımla. Yayın gönderdim. Batuhan'a ayarladım diyecektim, tanıştırdım. Hadi sonra mesajlaşırsınız Batu ya. Kanka dur biraz da şuraya mı çekeyim? Dur biraz da şuraya mı çekeyim atayım dur. Sarıyer MasterCard 6100 lira. Bu çok pahalı ya. Şu an Batuhan anlık böyle, tamam mı, bak böyle. Ya oğlum evli baklı adamı ne biçim konuşuyorsunuz? Ya? Oğlum o adama bir şey demiş, senin ipneliğin bu. Allah Allah ya. Öyle. Batu'yla Berk yeter ama parayla kıyaslamam onları. Ya gördün mü? Gördüm. Batu'yu bayıkacak. Hayır, yıkmayacağım. Oğlum bu ne ya? İlacın bende mi? Ne oluyor şu an? Oo. Ha siktir. Ama saçlar bu kadar uzun değil ki. Oğlum bu şeye benziyormuş sağ üstteki. Sağ üst kanka bu arada, öyle yaptıracaksın. Aynen yani. Net o yani. Kime benzemiş biliyor musun sağ üstteki? Kime? Allah'ım ya Rabbim ya. Bana mı benziyor? Ne olmuş lan? Arıyor Enes. Şu an ismini. Bu iş bir takıntı haline dönmesin. Kaldım yine ben. Açtım yine ben. Anladım. Akustik ya. Niye bir şey söyleyeceğim? Bir şey söyleyeceğim. Mete o ne lan? Ana sikim. Mete ne kodu attın? Kopya la. Kaldım yine ben. Oğlum boşuna uğraşmayın. Girdiniz üzülür kodur geçersiz mi? Şu an dersi vermeyi düşünür müsün? O kadar ders verecek kıvamda olduğumu düşünmüyorum ya. Haddimi bilmem lazım ya. Ama benim hocam var. Kapılar çaldım. Kapılar çaldım. Harbi denemişler ya. Ben denedim oğlum, iyi kaçtı. Bir dakika. Üniversitedeyken yaptığım bir beste hiç hatırlamaya çalışıyorum. Şey, resmi değiştireyim dedim ya. Sesler azaldıkça diyor. Etrafımdaki insanlar çoğaldıkça büyüyor. Yalnızlığım sanki küçük yaralarımız derinleşti. Aklımdaki resmin artık silikleşti. Düşündüğüm her an seni çağırıyor sesin. Bir saniye.
Üniversite 1'deyken sene 2009 falan. Tekrar alıyorum. Sesler çoğaldıkça yükseliyor. Kulağımdaki çığlıklar, etrafımdaki insanlar çoğaldıkça büyüyor. Yalnızlığım sanki küçük yaralarımız derinleşti. Aklımdaki resmin artık silikleşti. Düşündüğüm her an seni çağırıyor. Sesin geri geldi. Zamanlarda bana aydınlatıyorsun karanlık düşleri. Derin yaralar, açık yaralarımız derinleşti. Aklımdaki resmin artık silikleşti. Düşündüğüm her an seni çağırıyor. Sesin geri geldi. Zamanlarda bana aydınlatıyorsun karanlık düşleri. Böyle bir şarkı. Yine 2009'dan o zaman bir şey daha yapayım. Pornocu değiliz efendim. Reklamcıyız. Bunun üstüne basıyorum ki yanlış anlaşılmalar oluyor efendim. Birkaç şarap şişesi ve hala ayaktayım. Evimden uzakta, yalnız bir banktayım. Çıplak ruhum karanlık gecede yorulmuş. Buz kesmiş dudaklarım tek kelime edemez olmuş. Kalkmalıydım bu banktan seni umursamadan. Gitmeliydim başka bir kente sabah gün doğmadan. Kalkmalıydım bu banktan seni umursamadan. Umursamadan. Gitmeliydim başka bir kente sabah gün doğmadan. Thank you.
şarkıları unutmuştum lan vallahi. Güzel şarkılardı. Bir gül pembemiz yok mu be Çağrı? Eyvallah. Bir şey daha çalayım. Geriye ne kaldı ki şimdi? Acı keder hep birikti, içimi yakıyor gibi. Sözüm sazım hepten bitti, acıyor artık canım. İnan ki ben çok değiştim, acısa bile hep gülerdim. Vazgeçtim, vazgeçtim bundan. Saatler dönmez olmuş. Günahım neyse söyle. Ağlıyorum, işte ağlıyorum yine. İçim dışım bak dağıldı, ne olursun gitme. Ağlıyorum, işte içiyorum bu gece. Planlarım baktıldı, ne olur terk etme. Ağlıyorum, 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 ağlıyorum. Ağlıyorum anne, içiyorum bu gece. Şimdi bak şöyle bir şey var, benim müzik anlayışımı anlatayım. İsteyen istediği gibi değerlendirsin. Ben müziği neden yapıyorum, neden yazıyorum, neden bestelemeye çalışıyorum? Çünkü bana o anı ve duygularımı yansıtabileceğim şekilde yazıyorum. İçimden geliyor, yazıyorum. Yani oturup şarkı ve sözlerin hepsi benim. Şarkı, söz, müzik falan. Bunun gibi bir ton şarkım var ama işte... Troll tarafım daha ağır bastı. Bu tarafım bambaşka bir taraf olurken diğer tarafımı görüyorsunuz, anladın mı? O troll, o eğlenceli taraf bir tarafa, bu taraf bir tarafa, yani anladın mı? İkisi çok farklı iki karakter gibiyim yani. Ama bu da yok demek değil. Bunun içinde de o troll adam yok demek değil aslında ama şöyle söyleyeyim. Kayıtları falan var bu arada. şöyle söyleyeyim, duygulanmak değil, ben gerçekten hissederek yapmaya çalışıyorum bazı şeyleri, yani müziği özellikle inanarak ve hissederek bir şeyler yapmaya çalıştığım için bu şarkı bana, her şarkı, her yazdığım şarkı bir şeylerin üzerine yazıldığı için, birkaç bir şeyin üzerine birkaç bir şeyin üzerine yazıldığı için bu şarkının bana hatırlattığı şey 5 sene önce falandı. Ya da bunu söylemeyeyim ya. Bu konseptimize uygun bir şey değil aslında ya. Moral ve motivasyon bozmaya yönelik yani. Ben burada eğlenelim istiyorum ya. Kimse böyle... Abi kötü bir haber aldım. Kötü bir haber aldım ve ben bu şarkıyı yazdığım zaman... Hakikaten ağlayarak yazdığım bir şarkıdır. Anladın mı? Kötü haber de şuydu. Annemle ilgiliydi. O dönemde kendi kendime böyle evde otururken gece kısık sesle falan böyle herkes
Uyurken bestelediğim bir şarkıydı yani, anladın mı? Allah'tan geçti, atlattık da yani. O dönem öyle bir problem, böyle bir şey çıkmıştı. Yani o zaman işte insan hakikaten öyle bir şeyle karşılaştığı zaman beyninde iyi huyluydu ve şeydi yani. Üstesinden gelindi yani, öyle söyleyeyim ben size. Ama ilk duyduğum zaman abi şoka girdim. Anladın mı? 5-6 sene oldu tabii. Ve şey yaptım yani. Çok acayip dağıldım yani, anladın mı? Sonrasını düşün, sonrasını düşün, sonrasını düşün falan filan, böyle kafayı yiyordum yani. Sonra o yüzden bir şeye dökmem gerekiyordu o enerjiyi ve hissiyatı, anlatabiliyor muyum? Şarkılarım öyle çıkıyor benim mesela. Bir hissi başka bir hisse dönüştürmem gerekiyor ki üstünden atabileyim. Üstünden atmak değil aslında. Eyvallah bu arada. Üstünden atmak değil bu. Ama ifade etmek yani, anladın mı? İnsan içinde hüngür hüngür ağlayamayız. Veya işte ben ağlayamam yani, atıyorum. Veya işte şey yapamam. Beni tanıyan her arkadaşım benim eğlenceli tarafımı daha çok tanır. O yüzden o karakter benim içinde farklı bir boyutta yaşar yani. O şarkıları yazdıran da o, işte besteleten de o, o cümleleri seçen de o, anladın mı? O yüzden her şarkının bir yere bağlantısı olmasının sebebi bu yani. Karmen'cim sana da geçmiş olsun kardeşim. O dönemde çıkmıştı mesela. Hala daha söylerken hatırlayıp duygulanmamın sebebi mesela o anı hatırlatması bana. Anlatabiliyor muyum? Yani aşk şarkıları da tabii ki var. Aynen öyle, şükürler olsun. Bir sıkıntı. Ben normalde elektro solo gitaristiydim. Solo gitarcısıydım yani. Heavy metal falan filan. Ama sonra şey yapmadım yani. Bir yere kadar sıktı sonra. Nereye kadar solo çal bilmem ne çal. Kafası sikildi yani, anladın mı? Deniz hoş geldin. Elektro gitara çok sarmıştım ben mesela. Deli gibi. Dershane döneminde. Hazreti Ali gerçek mi lan? Bizim Ali mi? Ali hoş geldin. Dur ben sana VIP veririm. Seni geldin mi göremiyorum. Göremem yani. Hoş geldin kanka. Olmayabilir, dikkat et. O yüzden o şarkılar mesela benim ilk hedefim zaten, aman beste yapayım, şarkı yapayım, o tarafa gideyim. Profesyonel de bir çabam yok bununla alakalı ama şöyle bir şey oldu. İşte kafama estikçe kendimi rehabilite etmek adına şarkı ve müzik çok kurtardı beni. Yani şöyle söyleyeyim, neden kurtardı? Müzikle ilgilenmek isteyen varsa, içinde bir yerde müzikle ilgilenmek istiyorum diyen adam varsa, zaten şu şu demek değil yani. Evet, elime gitarı aldım, hadi albüm yapayım demek değil ki bu. Ama gerçekten insanın kendi kendisini gerçek anlamda aktarabildiği, hani birine bir şey anlatmak istersen ama anlatamazsın ya. Bugüne kadar kimseye çok ağır dertlerimi anlatmamışımdır. Neden biliyor musun? Herhangi birisini benim dertlerimle boğmak istemem. Yani bundan korkmuşumdur hep, anladın mı? Yani benim bir sıkıntım vardır. Onu benim çözmem lazım. Çünkü ben en yakındaki adama her zaman neşe kaynağı, moral motivasyon kaynağı olacak kişiyim. O yüzden kendimi toplamam lazım ki yanımdaki insanlara o enerjiyi aktarabileyim. Çok nadirdir yani. Yani böyle çok çıkmaza girip birisine böyle derdimi kapıma açarım yani. Çok nadirdir yani. Evet, bunun için var. Eyvallah abi. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ben de sizi çok seviyorum ama dediğim gibi yani bu platform bunun için, eğlence vesaire. Ya bunu ben normal yakın arkadaşlarım için konuşuyorum bunu. Ha şunu söylüyorum ama. Müziği aktardığın zaman birisini anlatıyormuş gibi oluyorsun, tamam mı? Şimdi müzikle ilgilenmeyen adama anlatıyorum şu söylediklerimi. O yüzden ilgilenmesi
isterim yani müzikte. Bir yerden ilgilenin abi. Dinlemek de sonuçta bir şeydir ama eyvallah, ama yazmak ve onu aktarmak, onu bir şeye dönüştürmek, anladın mı? Yani o duyguyu müziğe dönüştürmek, notalara döndürmek falan çok efsane bir şey yani. Gerçekten acayip bir şey yani. O yüzden müzikle kendini çok güzel tedavi edebilirsin. Belki ben müzikle ilgilenmeseydim, yaklaşık 17 yaşından beri deli gibi gitar çalıştığım için kendi kendime çok grupta çaldım bu arada. Okulda, üniversitelerde falan konser falan da verdim ki sesim o kadar iyi değildir yani, güvenmem. Ha, bazı tonlar tonlamaya göre değişir yani, her şarkının adamı değilim ama bazı benim şarkılarım vardır böyle güzel söyledim. ne diyecektim? Kendini aktarıp böyle onun bir şey dönüştüğünü görmek, başka birisine bir şey anlatmadan kendini toparlamana sebebiyet veriyor. 17 yaşındaydım ve tam o ergenlik dönemleri aslında. Kendimi müzikle toparladım diyebilirim. Bir şey canım sıkılıyor ya, geliyorum evde 8 saat gitar çalıyorum, 10 saat gitar çalıyorum, anladın mı? Bütün hıncımı gitarla atıyorum, bütün enerjimi. Gece saat 4'te uyanıp, 3'te uyanıp gitar çaldığımı hatırlıyorum. Babam falan uyanıp şey diyor, ne yapıyorsun ya diyordu. Anladın mı? Çünkü yani o an geliyor o hissin, uyanıyorsun ve gitarına dokunmak istiyorsun falan. Yani o başka bir duygu. Anladın mı? Meditasyon ya. Hakikaten öyle. Raksan hoş geldin. Gerçekten meditasyon. O yüzden müzikle ilgilenmek isteyen adamlar varsa, bunun yaşı da yok ayrıca. Ben şöyle söyleyeyim yani, yaşı yok. Benim kaç yaş? O zaman yani 35 yaşında müziğe başlattığım adam var yani, anladın mı? Zorla bas gitar aldırtıp, zorla böyle kursa gönderdim. Anladın mı? Abi yapalım, abi çalalım seninle falan. Kafeci bir abi vardı. Onunla mesela adam takılırdık yani, anladın mı? Onun bas çalmasını çok istiyordum mesela. Çünkü beraber bir şeyler yapacaktık falan. O yüzden mesela aranızda ilgilenmek isteyen varsa ilgilensin. Çünkü zararlı bir şey değil, anladın mı? Kötü bir alışkanlık değil yani. Bugün bu arada ben gitarımı nasıl aldım, ilk gitarımı? Abi ben ilgileneceğim ama kemençe yazmış bak, Laz'a bak. Dershane dönemindeyim, tamam mı? Deli gibi gitar almak istiyorum ama. O Duman'ın falan böyle konser albümü falan çıkmıştı. Seni kendime sakladım falan filan. O kafalar yani, anladın mı? Ama deli gibi dinliyorum böyle işte bütün gruplar yani, anladın mı? Yerli yabancı. O albüm beni çok gazladı. Ve hep böyle gitar trikleri falan böyle. Gitarı o kadar hazırım ki almaya. Lisedeyim. Bizimkilere söyledim. Dediler ki üniversite sınavım var. Üniversite sınavına girdikten sonra, bizim dönemimizde lise 3 senelikti. Aslında hemen bitti yani lise aslında baktığın zaman. Üniversite sınavına gir. Üniversiteni kazan. Yazın alırız dediler yani, anladın mı? Senenin başındayız ama yani. O kadar zamanım yok yani. Çünkü onu o an almak istiyorum. Ben biraz tez canlıyım bu konularda. Yani bir şey kafaya koyduysam hemen olsun istiyorum, anladın mı? Hemen olsun abi. Yani bir şey olacaksa hemen olsun. Güzel şeyler zaten hemen olur diye bir söz de var. Dedim ki para biriktireyim dedim ama dershaneye de gidiyorum aynı zamanda. Ulan öğrencisin yani. Lise öğrencisi falan böyle. Zaten eline ne kadar para geçiyor ki, ne kadarını biriktirebilirsin yani, anladın mı? Night oynuyordum deli gibi. Tüm hayatımı, verdiğim çarımı sattım bir kere. Falan yani öyle giriştim yani. Dershane dönemi falan filan. Bayram geliyordu. Ben dedim ki, arkadaş dedi pardon. Bayramda dedi böyle dedi yerlere dedi. Hani böyle AVM'lerde falan dedi böyle günlük çalışacak adam alıyorlar dedi. Günlük ama yani yövmiyeli falan böyle. Bayram arifesi olduğu için. Aa dedim harika, ne kadar veriyor? İşte x bir rakam söyledi, ne kadar olduğunu hatırlamıyorum. 30 lira mıydı günlüğü, öyle bir şeydi. 12 saat 13 saat falan ama hayatın sikiliyor yani, orası ayrı bir gerçek. Gittim abi, bütün AVM'leri falan böyle dolaştım. Her yere başvuru yapıyorum falan böyle, hani bayram üzeri alınacak eleman diye. Sonra döndü bana bir yer. Neresi döndü hatta biliyor musunuz? Koton döndü lan hatta bana. Koton muydu ya? Koton'un alt markası neydi Koton'un? Koton'un alt markasıydı galiba. De facto da değildi, yok. Kollezyon mu?
Kolezyondu lan galiba. Aynen aynen. Kolezyon gibi bir şeydi yani, anladın mı? Neyse abi. Yok Muavi nereye? Collins miydi lan yoksa? Ya her neyse kimse, pardon arkadaşlar özür dilerim. Her ne boksa. Döndü dediler ki gel. Bayramın öncesi bir hafta ve bayram haftası çalışacaksın. Hani kabul ediyorsan tabii ki. Gittim abi. Ve hiç sorgulamadım. İşi sorgulamadım. Yani parayı çok önemsemedim. Ne kadar olursa olsun falan kafasındayım. Direkt gittim. Başvurumu yaptım abi. Nitekim hemen başla dediler. Benim o haftam dershanem, okulum falan da vardı. Ama bir hafta dedim gitmeyeceğim. Bir hafta şey yapmayacağım dedim yani. Sonuçta gitar almak için bu paraya diye ihtiyacım var. Orada 10 gün çalışacağım. Günlük 30 liradan 300 lira oradan geliyor. Anladın mı? Üstüne bir şeyler daha koyacağım falan. Biriktirdiğim parayı da koyacağım üstüne. Paramın yettiği kadarını almaya çalışacağım. 10 gün falan çalıştım orada. Bayramlarda da böyle kuzenler gelir. Bizim var ya bina aile apartmanıdır. Yani bütün akrabalar gelir. Yani cümbür cemaat olur yani, anladın mı? Efsane ortam olur yani. Hani kuzenlerin falan. Bir de çocuksun hani 17 yaş. Çok büyük bir yaş değil yani. Baktığın zaman. Günde 12 saat. Tabii. 9'da açılıyor. 9-10 gibi mağaza açılıyor. 9.30-10 gibi. Gece 12'ye kadar uzuyor. Bayram haftası özellikle çok uzuyor. Bayramdan bir önceki hafta da 11'de mi ne kapanıyordu. Yani 12 saat. 13 saati falan da buldu oluyordu yani bizim çıkmamız. Neyse abi. Çalıştım. Sonra bizim arkadaşın abisi vardı. Abisinin tayfası vardı burada. Arkadaş da Trabzonlu. Onlarla tanıştırdı beni. Onların grubu falan vardı. İşte dedim ki ben parayı toplayacağım. Ben dedim ki 100 liralık bir gitar. O zamanlarda 100 liralık böyle dandik gitarlar vardı. 90 lira, 100 lira falan böyle elektro gitar falan. Dedi ki alma bunları. Bu gitarlardan alma. Biraz daha paranı biriktir. Düzgün bir gitar alalım sana falan tarzında. Ben de dedim ki ne kadar biriktir? İşte 500-600 lira yapmadan dedi bir şey almayalım. Tamam dedim ben de. Oradan da parayı aldım. Sonrasında tekrar o çocuklarla görüştüm. Bana gitar alacaktık çünkü. Onlara dinleteceğim şimdi. Onlar gitarla uğraştığı için biliyorlar hangisinden nasıl ses çıkar falan filan. Sonra abi gittik. Şeyden aldık zaten. Zuhal Müzik'ten aldık gitarı da. Yo, Zuhal Müzik'te beğendim ben gitarı. Tabii Zuhal Müzik'ten aldık. Doğru, pardon. Ben de bu çocukların sürekli şey dedim. Normalde bunlar stüdyolarına kimseye almıyorlar, tamam mı? Kort değil lan. Kort'u aldırmadılar. Kimseye almıyorlar stüdyolarına. Ben de şey yaptım. Abi dedim yani çok istiyorum. Stüdyolarınıza gelmek istiyorum. Gerekirse stüdyo parasını ortak olayım. 4 kişiler zaten. Ben sadece oturacağım yani. Sadece sizi dinlemek istiyorum yani. Anladın mı? Canlı çalacaksınız ya. Belki bir şarkıyı 50 kere çalacaklar ama ben dinlemek istiyorum yani. Anladın mı? Ahmet sikeceğim belanı. Sonra ben böyle deyince dedi de kimseyi almıyoruz aslında ama dedi. Sen gel dediler bana. Tamam dedim, sağ olun. Adamlar, ben gitarı aldım bu arada. Hep onlara soruyorum. Nasıl çalışayım? Kursa gitmedim bu arada. Hani ne yapayım, nasıl çalışayım falan filan. Çocuk bana zaten ilk gitarı verdiğinde gitarı tutuşumdan falan şey dedi. Yani daha önce dedi gitar çalmış gibi dedi, gitar tutuyorsun zaten falan filan deyince böyle alışık tabii adamın gözünde şey yaptı yani, hızlı öğrenirsin falan dedi. Neyse abi bunlar metal müzikle ilgileniyor. Metal müzik falan yapıyorlardı böyle, anladım. Heavy metal falan, thrash metal falan böyle o kafalardalardı. Rock and roll belki falan. Yok, rock and roll'la ilgilenmiyor. Böyle metalci kafasıydı, anladın mı? Rock metal müzikle ilgileniyorlardı. Bunların bir repertuarı vardı. Bunların her stüdyosunda ben de gittiğim için bu repertuarı ben abi ezberledim artık zaten. Şarkıları ezberledim, şeylerini ezberledim. Sonra geldim, dedim ki ben bu şarkıları çalacağım. Ama ne nota bilgim var, ne başka bir şey bilgim var. İşte ne yani, nasıl çalacağım bilmiyorum. Gitar tutmasını da kursa gitmemişim amına koyayım yani. Tellerde bir vuruyorsun, dongur dongur ses çıkıyor. Ha bu arada şeyde çalışıp para aldığım için babama da söyledim, dedim böyle böyle. Ben bu gitarı dedim öyle veya böyle alacağım. Ha dedim şu an biraz destekte bulunursan daha iyi bir gitar almış olacağım. Ha yani şu an bu gitarı alamıyorsam yine okula gitmeyeceğim. Yine yapacağım gitar almak için, çalışacağım yani bir yerde çalışacağım. Okul falan umurumda değil kafasındaydım yani, anladın mı? Sen ne dersin, sanki dünyanın en iyi gitaristleri arasına gireceğim amına koyayım sanki. Halbuki ne kasıyorum bu kadar aslında, ama iki de kastım yani.
Hayalim abi yani sonuçta. Müzik yapmak hayalim yani. Gitar çalmak hayalim yani. Ve elektro gitar çalmak hayalim. Klasik gitar falan hiç elimi sürmedim. Klasik gitar vardı. Kuzende vardı, o aldı. Bir ara böyle gitar dönemi oldu. Hatırlarsınız belki 2004-2005'te falan böyle bir gitar dönemi yaşandı. 2003'lerde falan böyle. Her eve gitar girdi yani, anladın mı? 50 liralık gitar, 60 liralık gitar falan. Kuzenler aldı, herkes aldı, o aldı. Ben dedim ki yani yok dedim ben şey yapmayayım. Klasik gitar istemiyorum dedim direkt. Elektro gitarla başlayacağım dedim. Millet şey diyor, işte önce klasikle başla sonra elektroda geç falan filan, bir ton boş yapıldı. Sonra abi gittim aldım. Babam da dedi ki tamam dedi, madem sen dedi o kadar yaptın. Okey dedi yani, alalım madem. Evet, dolar da ucuz yani, 1.20 bile değil. Belki 1 lira, 1 lira falandır yani. Sonra aldım abi. Bu çocukların stüdyosuna git gel git gel. Tam bir ay sonra bunlar bir gün stüdyodayken bunlar işte daha böyle sigaraya çıkıyorlar falan, giriyorlar falan. O sırada gitarla ben takılıyorum onların stüdyo gitarlarıyla falan. Bunları çaldığı şarkılarından bir tanesini ezberledim. Ama nasıl ezberledim? Açıyorum abi, Metallica atıyorum. Açıyorum Metallica'nın videosunu. Bak, videoyu duraklata duraklata, duraklata duraklata, yarım yamalık internetle duraklata duraklata. Sene 2007 yani, internet vardı. Evde Night oynayabiliyorduk yani, öyle söyleyeyim sana. Duraklata duraklata o konser videolarını, o bilmem neleri, cartları curtları böyle tek tek baka baka yapıyordum ya. Baka baka yapıyordum yani, anladın mı? Pena tutuşum falan yanlış tutuyormuşum. Hep üstten vuruyormuşum. Bir gün videoyu izlerken dedim ki hızlanamıyorum. Allah Allah dedim, bu bakıyorum. Sonra şeyi fark ettim. Bir alttan bir üstten, bir alttan bir üstten vuruyor. Aa dedim, bir alttan bir üstten vuruyor. Demek ki dedim hani tekniği o. Yani yardım eden de kimse olmadığı için veya kimseye gitmediğim için. Sonra elime hep üstten vurmaya alıştığı için oturdum bir hafta boyunca. O kadar disiplini hayatım boyunca hiçbir yerde göstermedim. Bak, o kadar azim ve disiplini hiçbir yerde göstermedim ben. Bir hafta boyunca sadece şunu çalıştım. Sol ele iptal, sağ el penayı tut. Bir üst bir alt, bir üst bir alt. Bütün telleri gez böyle. Bir hafta boyunca insan bunu çalışır mı amına koyayım ya? Bunu çalıştım ama ikinci hafta artık sağ elimi düşünmeden çalıyordum. Yani üst alt, üst alt, üst alt. Düşünmeden çalıyor noktasına gelmiştim. Neyse aga, sonra çocuklara gösterdim falan filan. Çocuk şok oldu. Dedi ki nasıl olabilir ya, bir ayda, bir buçuk ayda sen nasıl böyle bir ilerledin falan filan. Sonra bunların Taksim Ekşi Limon diye bir mekan vardı. Belki aranızda yaşı olanlar bilir. Yaşı olanlardan kastım, ben 17'ydim. Mekan kapanalı çok oldu. ...25 yaş üstü varsa belki bilirler Ekşi Limon'u. Orada Monster Man gecesi düzenlendi. Sene 2007 falan. Bunlar da oraya davet aldılar abi grup olarak. Bunlar bu arada mimarlık öğrencisiydi yani. Benden büyükler. Monster Man gecesi diye bir gece düzenlediler oraya. Bak, mekana yaşım tutmuyor amına koyayım yani. Bunlar orası için repertuarı çıkarttılar. Oraya hazırlanıyorlar. Oraya hazırlanıyorlar falan filan böyle. Ben de tabii repertuarlarını köpek gibi çalışıyorum. Ben de bunların repertuarlarını çalışıyorum. Sonra abi bunların solo gitaristiyle tartışıyorlar bunlar. Konsere bir gün kala falan. Köpek gibi gitarist arıyorlar. Solo gitarist arıyorlar. Daha benim gitara başlayalı 6 ay falan belki olmuştur yani, anladın mı? Ben 6 ay bile olmamıştır yani. Sonra ben şey yaptım. Dedim ki ben dedim bu bütün sizin repertuarı dedim ezberledim. Nota falan bilmiyorum ya. Taptan ezberledim yani. Yalan yok. Tap okumayı öğrenmiştim. Taptan ezberledim. Bunlar şey dediler. Yani daha yeni gitar aldın ama ne ezberlesen ne olur, hani çalamazsın tarzında falan filan. Ya dedim ki bir kere hani bir stüdyoya girelim. Bir şans verin dedim yani. Yani bir çalayım falan. Ama çok istekli bir çocuk olduğum için ve biraz da hayalperest bir insan olduğum için onlar da bunu bildiği için daha doğrusu şey yaptılar. Çok kale almadılar açıkçası. Sonra ben abi bunların evine gidiyoruz işte yemek yiyoruz. Öğrenci evi zaten. Hatta böyle bas gitarist odaya simsiyah boyamış amına koyayım. Siyah perdeler falan filan böyle. Odada loş bir ışık var. Herkes çok kafa. Aşırı özeniyorum heriflere. Çünkü düşsene bak, davulcu
ritim gitar ve bas gitar aynı evde yaşıyorlar. 3 kişi. Ha bunlardan biri de solist aynı zamanda. Ha böyle evde sürekli böyle müzik yapıyorlar. Amına koyayım diyorum ki ya evet diyorum lan bu olmalı yani. Üniversite hayatım böyle olacak falan. Nasıl ama şey yapıyorum yani anladın mı? Acayip üzeniyorum falan böyle. Bir de hepsi aynı bölümde mimarlık okuyorlar yani inanılmaz bir hayat benim için o dönem onların yaptığı falan böyle. Taksim'e çıkıyorlar falan filan geliyorlar. Tamam ben de gidiyorum Taksim'e falan filan ama aga yani öyle olmuyor çünkü anladın mı? Üniversite okuyorlar çünkü burada. Aileleri burada değil. Kendi ayakları üzerindeler. Yani para piyasalarını kendileri kontrol ediyorlar. Her şeyleri kendilerinin yani. Çok rahatlık yani. Teksin bir kere amına koyayım yani anladın mı? Aileden uzak okumanın avantajları bunlar. Kendini tanıyorsun yani birazcık da. Neyse abi. Ben bunları ikna ettim. Stüdyoya girdik. Çünkü bulamadılar zaten. Oraya da çıkmak istiyorlar. Birkaç tane zor şarkıyı elediler bunlar zaten direkt. Dediler ki evet 4 parça çıkalım. 4 parçaya böyle kolay sololu falan böyle. Sen dediler volümü kapat. Ritimle çalıyormuş gibi takıl. Sololarda işte birkaç yere girersin falan kafasındalardı işte. Yani çaldık. Abi bir çaldık. Ben bayağı bütün soloları deli gibi çalışıp ezberledim. Günde 10-12 saat çalıştığım için. Yani tonda detone düşmüyor yani anladın mı? Detone olmuyorum yani gitarla. O elektro gitarda mesela vardır. Detone çalabilirsin anladın mı bazı şarkıları? Tam işte basman lazım falan filan. İlk başladığın zaman çok şeydir mesela o. Önemlidir yani. Günde 10-12 saat aynen öyle. Ve ben üniversite sınavına falan gireceğim güya ondan sonraki yıl falan böyle. O dönemdeyim yani. Tam üniversite sınavına hazırlandığım dönem. Ezberledim abi. Müzik bilgim yok. Nota bilgim yok. Hiçbir şey bilgim yok. Sadece ezberledim. Şarkının yürüyüşünü ezberledim yani. Adamlardan da dinlediğim için onların nasıl çaldığını. Bir de onların çaldığı şekilde ezberledim. Ben bu adamların 5 ay boyunca stüdyosuna gidip geldim. Bak dershanem Bakırköy'de. Bu adamların stüdyosu da Bakırköy'deydi. Dershaneden bazen erken bile çıktığım oluyordu anladın mı? Etüde kalmıyordum, soru çözmeye kalmıyordum, dershane sınavına kalmıyordum. Bu adamları ben stüdyosuna gidiyordum. Acayip azmetmiştim yani. Sonra çaldık abi baktılar. Acayip şaşırdı. Erdem abi vardı. Bizi izliyorsan Erdem abi buradan selamlar. Sonra abi çok şaşırdı Erdem abi. Dedi ki ulan dedi nasıl olabilir lan falan filan helal olsun lan falan filan yaptı böyle. Sonra dediler ki okey tamam çıkalım seninle. 4 parçalık sahneye çıktım. O gün. Ertesi gün pardon. O gün stüdyo aldık tekrar. Gece biraz daha çalıştık. İşte şurayı şöyle yapalım buraya böyle yapalım tarzında. O tayfaya girdim ya o benim hayalimin son noktası. Heyecanı şöyle söyleyeyim sana. Ulan ben adamlarla stüdyoya giderken izlerken bile heyecanlanan bir insan olduğum için oraya çıkınca aşırı heyecanlandım. Zaten küçük sıçmalar yaşandı yani hani çıkıp şey demeyeceğim yani anladın mı? Efsane çaldım amanım dişimle dilimle çaldım falan demeyeceğim. Ağzımla çaldım demeyeceğim ama orayı kurtaracak kadar çaldım yani ve bir ara gaza gelindiler. 4 şarkı çaldık. Ama çocuk bana böyle bakıyor anladın mı? Böyle bakıyor. Güzel falan. Sürekli beni motive etme üzerine ben sahneden aşağıya bakmıyorum. İşte çalıyorum falan. İlk sahne deneyimiydi. Sonra işte bir parça daha bir parça daha dediler. Olayı söylüyorum size. Birbirlerine baktılar. Ulan parçanın adı neydi ya? Metallica'nın bir şarkısıydı yine. Enter Sandman. Bu şarkı. Sonra bu şarkıyı istediler. Bu şarkıyı da çıkartmışlardı onlar. Batuhan helal olsun. Repertuarlarından çıkartmışlardı. Sonra bana baktı Erdem. Ve o anın gazı da var ya. Diyor ki çalalım mı çalabilir miyiz diye bana baktılar. Çünkü bu şarkıda solo falan tabii öyle olmadı abi. Yaklaşık nakarat girişini 7 kere falan döndük. Sözler unutuldu. Bir şeyler oldu falanlar oldu. Bir tık sıçış yaşandı son şarkıda ama. Yine de güzeldi be. Teşekkürler. Güzeldi yani. Çok acayip bir şeydi. Herkes böyle maske var falan filan. Benim suratı boyadılar falan. Bende maske yok. Acayip toyum falan böyle anladın mı?
Herkes böyle gelmiş. Canavar gelmiş herkes, anladın mı? Herkes böyle mekanda canavar canavar takılıyor böyle. Herkes böyle metal falan böyle. Deli dehşet şeyler böyle. Anladın mı? Fotoğraf isteriz. O günlerden fotoğraf istersin. Bakayım. Hiç zannetmiyorum. O bende olduğunu zannetmiyorum öyle bir fotoğrafın. Ama eski hard diskimde çok acayip fotoğraflar var. Eski hard diskim de bu bilgisayar uyumlu değil. Öyle bir sıkıntı var. Oğlum öyle bir etkinlikte mutlaka da çekilmiştir diyorsun da. Şöyle söyleyeyim sana. O zamanlarda iPhone falan yok ki amına. Tek tük böyle insanlar da var yani, anladın mı? Dijital fotoğraf makinelerinin olduğu dönemler amına koyayım yani, anladın mı? Dijital fotoğraf makinesiyle çekiyorsun. İçindeki SD kartı alıyorsun. Bak o SD kartı amına koyayım gidip fotoğrafçıda falan çektirenler, CD'ye çektirdiğin falan o dönemler yani, anladın mı? O tamam, o nasıl söyleyeyim? O teknoloji bir anda girdi hayatımıza ve bir anda geçti. SD bile değil, evet. Bir anda geçti ya o dönem. Şu an o dönemleri hatırlayamıyoruz. Anladın mı? Ama o süreç yaşandı yani. O geçiş çok hızlı oldu belki. Oğlum benim anaokulundan kalma videolarım var bir ton 2000 senesi. Ulan benim de var 2000 senesinde video. Ama dayımın aldığı kamerayla çekilmiş videolar hep. Kasetli kasetli amına koyayım yani. Normal bayağı bildiğin kaset yani, anladın mı? Benim dediğim 2006-2007. Grubun ismi neydi? Katalipsis. Katalipsis. Sonra grubun adını falan değiştirdiler tabii. Sonra bıraktılar tabii onlar da. Çare, bir şey söyleyeceğim. Gitarı tamamen öğrenmek diye bir şey var mı? Yani iyi öğrenen hiç bilmediği bir parça çalabilir mi rahatlıkla? Gitarı tamamen öğrenmek diye bir şey olduğunu ben zannetmiyorum. Öğrenmek değil abi onun adı. Yani şöyle söyleyeyim sana. Yazılım gibi bir şey oğlum gitar çalmak. Yazılım bilmek gibi bir şey. Bu ben mesela yaklaşık 5-6 ay yani 3-5 aydır böyle doğru düzgün yazılım işi yapmadım. Dolayısıyla şu anda yazılım işi gelse, 5 ay önce gelse, 1 haftada yapacağım işi şu an yazılmış gelse belki 4 haftada falan çıkartırım. Anlatabiliyor muyum? Öyle yazılmıyor. C ile yazılıyordu ama katalipsis mi? Öyle bir şeydi ya. Tam hatırlamam. Bulabilirim ama bir yerlerden. Yani şu an mesela bir iş gelse benim o işi çıkartmam 4 hafta. Argümanları unutuyorsun. Oyun ilesi yapabilir misin? Yıllar sonra Night Online için bir şeyler yapmıştım. Küçüklüğümden kalma bir şeyle. Anladın mı? O grupla devam etmedim abi. O grupta tek gecelik. Beni almazlar ki aralarına. Bir kere adamlar üniversitede başka bir hayat yaşıyorlar. Ben üniversiteye hazırlanıyorum. Almamalarının sebebi ben bir de Muğla'ya kazandım o sene. Bu sene Muğla'ya kazandım ve gittim. Belki kalsaydım onlarla daha çok takılırdım ve çok bende şey diyordu yani çocuk. Sen çok iyi bir gitarist olacaksın diyordu. Makro falan yazmıştım, evet. Basit şeyler yaptım yani öyle Night için. Muğla'yı kazandım işte. Böyle Muğla'ya gittiğim zaman giderken çok hevesliydim. Bana da şu dendi. Ben dedim ki İzmir'i yazıyorum dedim. Ablam dedi ki bana İzmir'i yazma dedi, çok uzak dedi. Sonra anneme söyledi falan filan böyle. Bu İzmir'i yazacağım falan diyor. Annemle babam bana gelip şunu dediler. İzmir'i yazamazsın, İzmir uzak. Yetişkin bir çağrı her güne asla bir şey yapamazsın dememelisin. Anlatabiliyor muyum? Yani her zaman bu bende bir özellik herhalde. Birisi bana yapacağım bir şey yapamazsın derse de şey yap derse de yapmam mesela, anladın mı? İzmir uzak mı dedim. Uzak dediler. O zaman dedim Muğla'ya gidiyorum. Babam giderken şey dedi. Fizik çok seviyordum ben. Puanım yeterli bir puandı. Çok üst düzey bir puan almamıştım. Ama birkaç mühendisliğe yetiyordu. Belki bir inşaat mühendisi, ikinci öğretim falan böyle il dışında falan zorlayabilirdim yani. Ki o sene acayip düştü puanlar falan filan. Ama ben o sınavda fizik fullediğim için, sadece fizik yani,
fizik bölümünü yazmak istedim. Çünkü dedim ki sevdim. Benim fizik sevmemin sebebi de lisedeki fizik öğretmenimiz ve dershanedeki fizik öğretmenim. Dolayısıyla fizik bölümünü yazdım ve gittim. Babam giderken şunu dedi. Boşuna gidiyorsun dedi. Yani gitme. Bunu diyen adam da öğretmen yani. Babam öğretmen. Tarih öğretmeni babamla. Beycek'e Cihat. Boş yapmıyorum. Ananı sikeceğim şimdi senin. Siktir git bir daha da bu kanala gelme. Amcaya bak ya. Bir daha amına koyayım. 28 Ağustos'tan beri takip ediyor gerizekalı. Amına koydum. İşte bu yüzden anladın mı? Şu yayınlarda chill moda geçmek istemiyorum abi. Eğlenip sonra ben siktir olup gideyim anladın mı yani? İki muhabbet ettiğin zaman çünkü ya hadi Cafer yap, hadi şunu yap. Amcık hep eğlenmek istiyorsun. Bak başka bir insanla da burada diğer insanlarla da muhabbet ettiğimiz zaman o adama da o muhabbeti sarıyor anladın mı? Ben de o muhabbeti sardığı için devam ediyorum. Başka bir moda giriyorum. Boş yapma diye girilir mi amcık yani? Burada bir şey anlatıyoruz yani. Mesela hoş geldin. Aleykümselam. Pardon. Eyvallah bro çok sağ ol. Tamam troll serbest. Tamam yapalım. Kafamıza taşağımıza göre takılalım. Zaten benim bu yayın açmadaki planım şu amına koyayım. Yıllardır Twitch izliyorum. İzleyip istemediğim yani izleyip olmak istemediğim kanallar gibi olmama vizyonunda açtım zaten yayınımı. Bunlardan biri de chat'in biraz daha kafasına göre takılmasıydı anladın mı? Bunun için başlamıştım. O yüzden sizin bu kadar rahat olmanızın sebebi bu chat'ten zor banlanıyor olmanızın sebebi de buydu mesela en başta. Elçun Lee Japonya'dan biz çok pardon çok kötü şaka yaptığım için çok özür diliyorum. Elçun Lee 17 kişiyle bizi raidlemiş. Hoş geldiniz arkadaşlar. Çok teşekkür ederim Elçun Lee. Öyle biz chill muhabbet ediyorduk bu arada. Hepiniz hoş geldiniz. Ortam soğudu. Ya üzmedim ya. Ben de anlık böyle geldi ve gitti. Ha fizik bölümüne kazandım işte. Muğla Üniversitesi'ne gittim. Babam da giderken dedi ki orayı sen dedi bırakırsın. Ben de tabii böyle şey yaptım. Öyle zannet falan filan gibisine. Adam hakikaten bir bok biliyormuş ki bana gitme oraya bırakırsın dedi. Babam da böyle şeydir. Öğretmen okuldayken çok baskın bir karakterdir ama evde hiç öyle bir karakter değildir tamam mı? Evde şakacı böyle anneme şaka yapar, bizlere şaka yapar böyle falan öyle bir karakter. Yani bana şunu demedi yani. Gidemezsin, hayır, göndermiyorum falan demedi tabii ki. Çünkü hep ben öyle yetiştim yani anladın mı? Böyle kendi kararlarımı hep böyle üzerinde yoğunlaşan bir velettim. Babam öyle deyince dedim ki ha dedim. Yani bitiremem, dönerim ha falan filan. Öyle düşünüyorsun yani falan filan. Yani güvenmiyorsunuz bana, farkındayım hesabım. Sonra gittim ve 2,5 sene sonra bıraktım açıkçası. Ama bırakmamın babanı dinlemediğin için pişman mısın? Abi hiçbir şeyden pişman değilim. Şöyle, hayatta pişmanlıklarımız olmalı mı? Evet olmalı. Hani şunu diyenlere de katılmıyorum. Hayatta yaşadığım hiçbir şeyden pişman değilim demiyorum. Bu bazı şeylerden pişmanlık duymalısın ki kendini birazcık daha geliştirebil. Bir sonraki hatanda daha farklı seçeneği açmaya çalış. Ben hep bu kafadayım yani anladın mı? Hata her zaman yapabilirsin. Ama aynı hatayı yapmamaya çalışırım. Bir hareketim hata olur. Mesela bir hata yapmışımdır. Ama ikinci bir hatam aynı hata olmasın ki başka bir tecrübe katar belki bana. Şöyle bir şey var. Şimdi gitmeseydim nasıl bir hayat beni bekliyordu bilmiyorum. En son ne zaman ağladım peki ciddi soruyorum. Yani mekanik olarak vücut gözyaşını falan dışarı atmasını mı soruyorsun yoksa duyguları bağlamam mı yani? Ne diyecektim? Gitmeseydim aklım orada kalırdı. Ve de şöyle bir şey var abi. Oraya gittim. Oraya ilk gittiğimde çok büyük hayallerle gittim. İlk defa Muğla'ya gidiyordum çünkü. Ve kafamda kurduğum senaryo çok başka bir senaryoydu. İlk gittiğimde karşılaştığım senaryoysa sadece böyle bir dağ, böyle bomboş bir şehir,
Böyle sabahın 6'sında falan ben otobüse indik. Böyle acayip böyle bir şey, ortam. Görüşürüz Batuhan. Yani ben dedim nereye geldim lan dedim şu anda. Hani ben şey bekliyorum, anladın mı? İşte evet, gerçekten üniversite gençliği bilmem ne falan filan. Şimdi ilk görüntü çok önemlidir ya. En yakın deniz, ben Akyaka, hani şey, üniversite dağının başında falan. Bir ambale oldum, tamam mı? Yurt çıkmadı, yurtta kalmak istiyorum özellikle. Eve çıkmak istemiyorum. İlk gider gitmez. Sonra dedim ki yurtta yer çıkmayınca yedeklerden girdim yurda. Yedeklerden girdim. 20 kişilik odadayım. Oda ayak kokuyor. Yani MP3 player'ım var sadece. Gitarımı getirememişim. Zaten laptopum yok. Evde masaüstü bilgisayarım vardı ama laptopum yok ve doğru düzgün bilgisayarla aram zaten kalmamış. Gitar girdikten sonra hayatıma. Ya odaya giriyorum böyle. Anadolu'nun, anladın mı? Her yöresinden kokuyu alıyorum, anladın mı? Adana, Antep, anladın mı? Arkadaşlarımı öyle tanıyabiliyorum yani. O noktaya gelmişiz. 20 kişi salon yapmışlar. Odada değil orası. Çalışma salonunu yatakhane yapmışlar. Şansıma en köşede cam kenarında ranzanın üstünü buldum. Boş. İlk girdiğimde dedim ki odada niye bu kadar herkes dortos, peynirli dortos yiyor? Bu da bir şakadır bu arada. Şaka olarak bunu da yapayım. Madem şaka yapacağız. Dedim ki ne var bu dortos peynirlide falan. Neyse, uzatmıyorum. Cam kenarında hemen yeri buldum falan. Ama var ya, bütün, daha bak okula gitmemişim doğru düzgün. Hani ders başlamış zaten, kayıda gitmişiz falan filan böyle. Daha doğrusu pardon, kayıttan sonra kalmamışız. Kayıda gittiğimde zaten o düşüşü yaşadım. Neyse abi, yurt odamı falan filan işte şey yapıyorum. Babamla gitmişiz. Babam ne diyor biliyor musun? Baba diyorum, sigara içmiyordum. Sigaraya ben bayağı geç başladım ya. 21 yaşında falan başladım. Babama dedim ki duş yok dedim. Ne dediler biliyor musun, müdür falan, yurt müdürü? Duşu dedi şeyden, başka odalardan kullanacaksınız dedi. Yani gideceksin, odaya tıklayacaksın. Ya rica etsem duşunuzu kullanabilir miyim diyeceksin. Onlar da tamam kullan diyecekler falan filan bu şekilde. Dolabımız yok. Yani biz yedeklerdeyiz ya. O yurt müdürü intihar etti, evet. Evet, o adam intihar etti ve yani bayağı tanıdığım bir adamdı yani orada yaşarken. Aşırı rezillik. O dönemde kimle tanıştım ben? Bizim sınıfta kim vardı bilin bakalım. Çok alakasız bir isim, ama hayatıma nereden girdi? Çocuğun ismini unuttum. Çocuğun ismini unuttum ya. Ankaralı var ya. Lan yok ya. Koray Avcı. Aynen kanka. Muazzez abacıyla tanıştık ama onu okuyayım. Aynı sınıftaymışız Muazzez ablayla. Dedim Muazzez sen biraz geç mi kaldın dedim yani okumak için. Okumanın yaşı yoktu dedi. Bana orada bir kapak yaptı bir de. Yersiz yersiz hareketler. Neyse. Muazzez ablam ama nasıl okuyor? Yok. Ha, Deniz Sekili ile tanıştık Nuri, aynen. Her gece çektik amına koyayım. Koray Avcı ile tanıştık. Koray Avcı o zamanlarda daha böyle müzik piyasasına çok girmemiş. Ya yani çok girmemiş, hiç girmemiş. Sadece şiir okuyan ve Karadeniz şivesi yapabilen, Volkan Konak şiirleri okuyabilen bir karakter ve beatbox yapabiliyor. Yani tanışmamızın olayı da beatbox yapmasıyla tanıştık. Ben mesela geçerken bana böyle pıt pıt pıs falan yaptı böyle. Ne oluyor lan dedim. Bunlar güldü falan filan. Sonra otur oğlum aynı stres falan dediler. Ve o masa ilk oturduğum masadır bu arada sınıfımda. Çünkü ben gitmişim. Ergen. Siyahlar böyle ergeni. Ulan o günlerden fotoğraf var mı? Bakacağım ya. Vardır illaki. Siyahlar içerisinde böyle ergen. Tam böyle ergen kafasıyla gitmişiz. Kimseyle muhatap olmuyorum. Keskin çizgilerim var. Bu o dönemden
Yani 2009 aynen. Bu 2009 ama bu yurda çıktığımda. Normal yurda çıktığım zaman. Tipe baksana. Bu sakal değil bu arada. Bu MP3 kablosu. Şu da MP3 player. Anime Ergün mü? Çok mu kötü? İşte insan kendi olunca o kadar kötü olarak şey yapmıyor ya. Saçlarım böyle bonus falan filan böyle. Sonra çalıştığım birkaç iş yerinde. Bak saçlarım bu şeyden böyle daha da uzundu. Böyle buralara kadar sarkıyordu böyle kıvırcık kıvırcık. Buralara kadar geliyordu. O zamanlar işte sonra Turkcell'e falan geldim ben. Turkcell'de çalışırken ki fotoğrafım bu. Bak Çağrı'dan müzik ziyafeti ve imza günü. Teknopark iletişim. Amına koyayım be. O zamanlardan troll kişiliğim oturmaya başlamıştı yani. Ha çok iyi. Sakal. Sağdaki yazı ne öyle za. Müzik ziyafeti amına koyayım. Ama bu tarzdaydım yani. Bu kafalarda falandım böyle. Neyse şunu şuraya çekeyim. Bakayım biraz da. Sonra şöyle bir tip oldum 2012'de. Bak her sene başka bir insanmışım lan ben. Sonra saçları falan kestirdim. Böyle bir tip oldum sonra. Oğlum ha, hakikaten ha. Suriyeli mi olmuşum? Siktir lan. Her sene yakışıklıymışsın ama. Eyvallah. Geçen seneyle bu seneki halimle arasında bile büyük fark var ya. Sonra. Bir saniye. Pornocu değiliz efendim. Reklamcıyız. Bunun üstüne basıyorum ki yanlış anlaşılmalar oluyor efendim. Bir dakika bakacağım abi. Arda Erkut Hoca ve ben aynı sinemalar grubu. Benim kurduğum, Arda ile kurduğum hocanın da bize koçluk yaptığı dönemler. Burada ben tabii şey, günde 8 parça falan yazıyorum böyle. Her gün böyle hocaya işe gidiyorum. Hocam böyle bir şarkı daha yaptım falan böyle, nasıl falan. Ya bisiklet falan, iyi tamam falan yapıyorum böyle. Tekrar böyle oturuyorum falan. Ya 8 bir yana şaka yapıyorum tabii ki ama işte sürekli hocayı darladığım dönemler. Bu şarkı nasıl olmuş hocam? Bunu da yaptım geçen, bunu yapmıştım falan filan böyle. Böyle bir fotoğraf. Eskilere gidiyorum. Ay bu ne ya? Sağda kim? Alex mi? Sakal yokmuş lan hiç.
2010'da da bu. Yazdık diye. Arkamdaki arsız bela aynı. Biz arkadaşlarımız. Şu benim arkadaşlar. Şu da Puyol. Oğlum saçlarım kıvırcıktı ya. Ben de hep şey yapıyordum. Hep düz olsun, düz olsun, düz olsun diye çok özeniyordum. Acayip saçlarımın düz olması şunu çok istiyordum ya. Harbi bir salaklık ama kıvırcıkken ve dalgalıkken daha güzeldi saçlarım mesela. Böyle bir yere gideceğim zaman hep düzleştirmeye çalışıyordum falan. Halbuki ne alaka yani? Niye düzleştiriyorsun? Ya var ya. Trollük yani. Troll dönemlerim ama o high level troll dönemlerim değil. Yine çok troll dönemlerim. Bartu benim benim İstanbul'daki üniversiteden arkadaşım. Beraber kaldık. Üniversitedeyken inanılmaz makara bir çocuk, inanılmaz bir ikiliydik. Öyle söyleyeyim öncelikle. Çok tehlikeli ve inanılmaz makara bir ikiliydik. Bizim üstümüzde böyle bir ikili yoktu. Öyle söyleyeyim. Yani ben çok acayip deneyimler yaşadık. Abi yok ya bu fotoğrafları siktir et. Burada Ardalar'ın balkonunda çalardık. 4. Bu benim amına koyayım şu. Yani sola çalıyorum şu an. Dolayısıyla ben. Sonra bir tane davulcu bulduk. Arda ve benim yanıma bir tane davulcu bulduk. Basıda hoca yeni bir basçı bulana kadar ben çalarım demişti. Benim şarkıları yaptığım, yapmamız için ekip olduk. Sonra bu çocuk şey zaten kötü çalıyordu. Ya bir davulcu hep kötü çalıp hep şunu dememeli anladın mı? Ya o gün gelemem abi. Şu güne alalım. O gün gelemem abi. O günü alalım. O gün müsait değilim. O gün bilmem ne değilim. Bir parçan yok mu? Dinleyelim abi. Olmaz olur mu ya? Bir ton parça var. O gün gel- ya hem kötü çalıyorsun. Atak yapamıyorsun. Bir şey kimden anladığın yok. Hem de bir ton afralar tafralar. Yani mecburmuşuz gibi hissettiriyor bizi anladın mı? Sonra dedi ki benim de derslerim var dedi. İstiyorsanız dedi gruptan hani çıkmam istiyorsanız dedi çıkarım dedi. Yani sınavlara dedi. Sınav haftam geliyor. Abi bak ben Arda ve hoca bir tane stüdyo tuttuk kendimize. Akşam saat her haftanın belli günleri 7'den gidebildiği kadar kapanana kadar bizde şey stüdyo bizde. Anlaştık parasını da veriyoruz yani peşin parasını ödüyoruz şey yapıyoruz. Ulan biz niye stüdyo tutuyoruz? Bateri de çalınsın diye anladın mı? Ulan zaten iki gitar çaldıktan sonra stüdyoda da çalarsın eyvallah ama akustik de çalarsın yani.
Gitarı hatırlayamıyorum ya. Eski kasaya mı? Bir Amerikan Fender'im olsun isterdim bu arada ya. Benim böyle bir şey söyleyeceğim. Benim bir şeyim olması lazım burada ya. Nerede olurum öyle bir şey? Muğla Üniversitesi takımı. 2010. Şuradayım. Basket takımı da koç. Takımı bırakmak da çok koymuştu ya. Muğla Üniversitesi'ni tutan, beni Muğla'da tutan olaylardan çok büyük sebeplerden biriydi. Kanka, Amerikan Fender Strat Donate'i açarsam büyük ihtimal linç falan yerim ya. Pivot değildim normalde ama pivot yedeği oynattı ilk sene. Oraya alışmak zorunda kaldım yani mecburen. Çünkü takım koçu sakatlanmıştı ve benim de yani benim girdiğim sene mezun olan pivotumuz varmış. Onun yerine eski pivotu az pivot yaptılar. Beni onun yedeğine aldılar. O eski pivot da iyi bir pivot değildi. Çok defansif bir adamdı. Ben de biraz daha hızlıydım. Dolayısıyla değişimde oynattı bizi sürekli. Sonra 4-5 oynattı bizim koç sakatlanınca. Ben genellikle 4'te oynadım. Ama tabii şeydi yani. Aga be. Asıl katmana hoş geldiniz arkadaşlar. Hadi burayı size gerçek katman olarak açıyorum. Ananı sikeyim, bu ses ne? Oğlum şöyle bir şey var. Amfi çok siktir boktan. Ve bu video benim gitarı ilk aldığım dönem yani. İlk aldığım dönem. Bunun böyle olması normal yani, anladın mı? Eskimez olur muyuz ya? Bas çalıyorum burada. Şunu açmak istemiyorum ama hadi açayım amına koyayım. Ta nereden kalkıp gidiyorum. Kapısına dayanıyorum. Seviyorum seni diyorum. Ben Nio'ya hazır değilim, Nio'ya emin değilim. Ya bu kızdan ayarı yok ya. Yalan mı lan kuzen? Ben anlamadım ki kuzen. Cringe face mi kardeşim? O zaman sana hoşça kal. Ben şu an burada geçmişe dair bir şey paylaşıyorum yani. Cringe senin daha dün gece öğrendiğin bir kelime yani, anladın mı bebe? Cringe ne demek? Gel bu senelerde söyle bakayım cringe diye. Burada dolaş bakayım seni nasıl dövüyorlar. Kamil'e bak. Geçen ay bir kelime öğrenmiş cringe diye. Anladın mı?
Gelmiş cringe fest yazmış. Bir de abone bu adam. Muhtemelen aboneliği amonüküm hediyedir. Açmayın manını. Sol alttakini açamam abi. Çok kötü. Cringe amonüküm. Geçen 3 ay önce öğrenmiş gelmiş. Ha, yeni öğrendim kelimeyi. Cümle içerisinde kullanayım o zaman. Cringe. Gitmiş 2008 anasının içinde cringe yazıyor amonüküm. Anladın mı? Mal herif. Aynaya baksa, gerçeklerle yüzleşse eyvallah. Zaten ne dedim? Girerken katmandır dedim yani burası. Zaten bunların çok gurur duyulacak şeyler olduğunu düşünsem şu an Instagram'da falan da bulunurdu yani bunlar. Aşırıktan aile izni amına koyayım ya. Ne demek amına koyayım? Öğrenmişti. Herifin biri. Zamansız gidişini ya sen 19'unda koca bir kadındın. Oysa ben seni dünyalarla daha çok seviyordum. Aa, bu kadar mı atmışım? Yedi dakikalık bir şarkı var. Doğaçlama amına koyayım ya. Zor. Zor kadere emanet ettim seni. Sen benim gördüğümüm. Kopamadığım tipe bak. Ay bu ne? Zor. Abi sol attaki çok kötü ya. Yani dinlenebilecek bir şey değil ki yani. Ama şunu göze almanız lazım abi. Sene 2008 falan ve yani amfi çok kötü, gitarlar kötü, Havuzdaki Serdar bu arada. Gitarlar kötü ve çekim kalitesi çok kötü, ses yok. Yani bir lavuğun biri daha cringe yazacak. Ben triggerlanacağım yani. O zaman katman gözlüklerimi takayım da amına koyayım. Seni herhalde sevmeye çalışıyoruz ne ya? Ben hayvan mıyım ya? Niye öyle bir noktaya geldik? Kayıt. Yoruma bak. Lan bir bardak da Hakan'a koysun, içi yanıyormuş. Serkan ya. Bu benim ayaktaki. Ayaktayım. Ban sebebi. Amına koydum bu çocuğu. Siktir git bu lobiden diyecektim. Sikiye bak ya. Amcık şunu anlayamadınız hala ya. Yerine göre hareket edeceksin. Göt verene bak. Yerine bu şu an cringe yazmalık bir yer mi yerde miyiz? Videoda çok o kadar çok sorun var ki. Gözlüklerimi taktı fark etsen öyle izliyorum yani. İyi geceler bro. Dalil ya. Bu adamlar bir de abone amına koyayım ya. Her telden adam var ya. Abi biraz abartıyor musun? Yo abartmıyorum aga. Yani bu muhabbete laps diye girmiş olsam eyvallah. Ama 1,5 saattir böyle muhabbet ediyoruz yani, anladın mı? Biraz da bu moda gireceksin yani. Ha bu modda değilsen siktirip başka yayın izle abi o zaman. Her dakika eğlenemeyiz ki amına koyayım yani. Konu konuyu açtı. Buraya geldik amına koyayım. Ne bileyim nasıl geldik attı, anlamadım yani buraya şu anda. Yani baktın gidişat, yayın akışı seni tatmin etmiyor. Baktın
hoşnut değilsin yani yayın akışından. Gidersin abi, daha eğlenceli bir kanal varsa, ki sanmıyorum falan bir şey. Varsa gidersin abi, oraya tıklarsın. Takılırsın yani, anladın mı? Şimdi bu yan çarları değil mi? Oradan açıyor. Ona da söyledi. Hadi şu kanala gidelim. Şuna şöyle diyelim. Böyle diyelim. Amına koydum çocukları ya. Büyüyün amına koyayım biraz ya. Ben bak burada her türlü muhabbete, her türlü sohbete, her şeye açığım amına koyayım yani, anladın mı? Ama siz de beni anlayın ki ikili iletişimimiz yiyorsun yani. Ben en yakın arkadaşıma da böyle bir ortamda bana böyle şey derim. Amcık derim. Küfür ederim yani, anladın mı? Ya siktir git amına koyayım. Sikerim senin belanı derim. Orada kavga ederiz. Ama ertesi gün yine barışırız yani, anladın mı? Hayır, ben istiyorum ki chatle arkadaş olalım yani. Ama aradan bir tane işte piç kurusu çıkabiliyor. Şu çok büyük bir katman. Bunu bak, sesini kısayım. Sesini kısayım, zaten nasıl bir katman olduğunu anlayacaksınız yani. Video dönüyor falan. Bak, hareketlere bak. Eldeki imkanlar yani, anladın mı? Katmanın dibi yani burası şu anda. Bunu açıklayamam aga. Bunu niye böyle... Bak, video edit megiş trial deneme... Ya, lütfen satın alın yazmış yani video Oruç Çocuklar. Utanmasalar bana ev adresini falan vereceklermiş yani, anladın mı? Niye almadım piç diye. Osman Çakır videoları vs bu video. Oğlum ben bu videoyu... Benim profilimde özelde olan bir video bu, amına koyayım. Osman Çakır gibi tüm dünyaya hitap etmiyorum ki bu videoyla. Ama evet, bu dönemde kanlı gül fotolu arabesk rapler falan dünyaya gelmişti yani. Yeni doğmuşlardı. Aga, sen beni destekleyen bir adamsan, tamam mı? Kendi isteğinle abone olup kanalı destekleyen bir adamsan, beni birazcık tanıdıysan, biraz muhabbetimi yakaladıysan, şu anda bunu yazdın, eyvallah. Ters bir anımda geldi. Şu bu muhabbetin üstüne kaldıramadım yani, öyle söyleyeyim sana. Ben burada kendimi açıp bir şeyler anlattım ve bu hani her zaman şöyle hissettirmiştir bana, anladın mı? Bir şeylerini anlatıyorsan daha savunmasız bir hale geliyorsun gibi hissettirmiş. Yanlış bir düşünce bu arada. Ama hep öyle hissetmişimdir. Sanki ben burayı açtıktan sonra size evet alın buna cringe deyin demek için açmadım amına koyayım. Ben de farkındayım. Cringe olması zaten, dediğim gibi Instagram'da paylaşırım. Orada paylaşırım, burada paylaşırım. Hani 1,5-2 saatin sonunda bu noktaya geldik yani, anladın mı? Hadi göstereyim bari dedim, öyle açtım. Samimiyet, ikili samimiyet çerçevesinde ben böyle bir hareket yaptım, anladın mı? Samimi ortam olduğunu inandım ve açtım. Anladın mı? Sonra yok o nasıl oldu, bu nasıl oldu, anlat muhabbet yani... Niye anlatayım ki aga bundan sonra yani? Yani neyini anlatayım ki yani? Ben sana tutkulu olduğum şeylerden bahsediyorum. Burada chatte şu an 500 kişi olabilir ama sen de bir bireysin yani. Ben de bir bireyim yani, anladın mı? Yayın çar açıp yayını sabote etmene gerek yok. Yazarsın, yayın sonrasında yazarsın moderatöre. Dersin aga yanlış anlaşıldım yani. Böyle böyle. Adam bana geliyor soruyor zaten. Böyle böyle açalım. Aç diyorum zaten. Kaç tane adamın bana geldiler sordular. Bana açtı. Geçmişlerine bakıyorum. Bana ana avrat sövmüş. O adamın bana açılıyor amına koyayım yani. Anladın mı? En azından bir şeyler yapmaya çalıştık aga. Hayır, fazla takılmaktan değil yani, anladın mı? Abone olmuş adam. Ben abone olan adamı şöyle biliyorum arkadaş. Onu söyleyeyim. Abone olmaya niyetlenen adam varsa veya abone olanlar varsa, ki var. Hani şöyle bilsinler. Benim aboneleri gördüğüm gözü anlatıyorum size. Normal izleyicim yani, nickini aşina olduğum adamı da öyle görüyorum ama. Abone olduğum adam benim için şudur. Seni ve kanalı destekliyorum. Samimiyeti algıladım yani, anladın mı? Hani modunu ve samimiyetini algıladım. Arkadaşlığımızı görüyorum. Yanındayım gibi algılıyorum, anladın mı? Destekçim çünkü, anladın mı adam beni? Yoksa niye para versin oğlum kanala?
Yani niye bana 5 dolar bile olsa 5 dolara 1 lira niye versin yani baktığın zaman? Dolayısıyla o samimiyette görüyorum ve ondan sonra benim ona chatte o bir şey yazdım, benim ona şakalaşmam, onun bana şakalaşmasına ban sebebi olmasın diyen de benim bu arada. Lan samimiyetsizsin demiyorum. Anladın mı? Ama cebinden para verecek noktaya geldiyse adam kanal ve bana, beni anlamıştır diye düşünüyorum ya. Beni tanımıştır. Ben de beni tanımıştır. Beni tanıdığı için ben kendimi bozmuyorum. Kendim olduğum gibi devam ediyorum. Beni tanıyan adam zaten bana gelmiş oluyor bu sefer, anladın mı? O kafada gidiyorum ben yani, mantık olarak. Sonuçta ben sabitim abi. Ben her yanım böyleyim. Ya böyleyim derken bu yayın gibi değil. Yani. Her yayın olduğum kişiyim. Dışarıdan gelip beni izleyip seven adam, aa evet tamam abi, ona destekleyeyim derse ne demek? Beni tanımış oluyor. Devam et. Bu yaptığına devam et. Biz ölümüne kankayız kafası yani, anladın mı? Vallahi ben şöyle söyleyeyim bak, yayın açmadığım zaman da özlüyorum abi. Yalan yok. Chat'i de tanıyoruz artık. Bütün nickler abone olsun olmasın yani. Abone, herkes abone diye değil yani. Abone olmayanlardan da herkesi tanıyorum neredeyse yani. Nickler artık hepinizin nicklerini tanıyorum yani. Çok böyle yeni gelen varsa bilemem ama genel olarak da chat'te cevap vermeyi tercih eden bir insanım yani. Çağrı ben kimim? Bora sen misin? Ya bu Nuri kanala ilk geldiğinde böyle bir toksiklik seviyesi yoktu, anladın mı? Böyle bir toksiklik seviyesi yoktu ama benim de troll olduğumu biliyordu ve abone oldu abi. Sonra bir gün ben buna İzmir travesti numarası gönderdim benim numaram diye. Ya buna alış bak, bunun olabileceğini o da bildiği için aboneydi zaten bana, anladın mı? Yani bunun benden ona gitmesi onu şaşırtmadı mesela, anladın mı? Tahmin etmeliydim dedi yani. Anladın mı? Oğlum Tekno yani görmez olur muyum? Her şeyi görüyorum, okuyorum. Hepsine cevap vermeye kalksam durdurup yayını öyle okutmam lazım.